ve'le illa ala zalimin. Hocalarımdan Allah razı olsun. Zaten işi özetlediniz. Ama ünlü bir düşünür şöyle diyor. Gençliği diyor, ayakta olmayan neslin diyor, akıbeti diyor, yataktadır diyor. Onun için bu organizasyonlara sebep olan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sizin huzurunuzda. Çünkü bir neslin eğer gençleri Allah'ın yolu, İmam Şafii rahmetullahi aleyh öyle diyor. Kalbi diyor, hakla dolmayanın diyor, birileri gelir o kalbi batıl ile doldurur diyor. Yani bu nesil gençlerimizi çok iyi biliyoruz. Şu anda Allah razı olsun, gençlerimiz kahveden alınıp camiye götürülüyor. Yani şeytanın yolundan alıp Allah'ın yoluna götürmek büyük bir lütuftur. Şimdi her zaman biz vaazlarımızda şunu anlatıyoruz. Hazreti Adem cennet gibi büyük bir nimet olan bir mekandan cennete biliyorsun dünya denilen bataklık bir mekana sürgün olarak geldi. Yani bunu tutup anlatırsak saatler alır. Ama ne yaptı? Tekrar dünyada cenneti kazanarak Allah'ın huzuruna gitti. İşte bizler Hazreti Adem'in nesli olarak sadece biz Hazreti Adem'in elini, ayağını, gözlerini örnek almamamız lazım. Yani Hazreti Adem'in neslini, Hazreti Adem'in çizgisini de hayatımıza miras olarak almamız lazım. Biliyorsunuz Kabil Hazreti Adem'in sadece bedenini örnek aldı. Ve bu dünyada hiç sıkıntı çekmedi. Çünkü o kardeşini öldürdü. Allah ondan tabiri caizse elini ayağını kesti. Dünyada hiç sıkıntı çekmedi. Ama ebedi cehenneme azap olarak ebedi cehennemi kazandı. Ama Habil Hazreti Adem'in sadece bedenini varis almadı. Hayat çizgisini de aldığı için o da ebedi cenneti kazandı. Bizler şu anda yaşantı olarak sadece Hazreti Adem'in bedenini örnek almışız değerli cemaat. Çünkü peygamberler hayatına baktığın zaman, hocam Lut kavminden bahsetti. Nuh peygamber 1000 sene hayat yaşamış, bunun 950 senesini peygamberlik yapmış ve 950 sene içerisinde 950 kişi Hazreti Nuh'a iman etmemiş. Ama o yılmamış, kapı kapı dolaşmış. Ben Nuh peygamberim demiş, taş atmışlar Hazreti Nuh'a. Ben Nuh peygamberim demiş, kapıyı çalmış, tekme tokat Nuh peygambere girişmişler. Ama o dememiş, ya ben peygamberim, Allah nasıl olsa beni cennete koyacak. Ben davamdan vazgeçeyim, bunlar bana iman etmiyor dememiş, mücadele etmişler. Bakın, hocam yine Ebu Leheb'in kızından bahsetti. Ebu Leheb gibi bir müşrik, bir kafirin neslinden kızı insanlara hadis aktarıyor. Taif'i hatırlayalım değerli kardeşlerim. Taif halkı ne yaptı Hazreti Peygamber'e? Onun sadece tebliğ için gittiği o Taif'e taşladılar. Peygamberimiz yürümeyecek hal, kan, refa içerisindeydi. Peygamber Efendimiz şunu diyebilirdi. Elini sema asar iki pe, bütün melekler Hazreti Peygamber'i bekliyordu. Bir beddua etsin ki o Taif dağını Taif'in üzerine geçireyim. Ama Hazreti Peygamber yorgun bir şekilde kan revan içerisinde oturduğu yerde Allah'a şöyle dua etti. Ya Rabbi sen beni kime bıraktın? Beni yalnız mı bıraktın? Sadece ettiği dua bu. Zeyd dedi, belki onlar Allah Resulü elini semaya açarken belki Hazreti Zeyd de beddua bekliyordu. Ama diyordu bu Taif neslinden Allah'a iman edecek insanlar çıkacak ki çıktı, büyük alimler çıktı. Bugün Kabe'nin peygamber üzerine ukta denilen kafirin deve işkembesi döküldüğü zaman elini semaya açabilir, beddua edebilirdi Allah Resulü. Ama dedi ki bu nesilden Allah'a iman edecek insanlar gelecek. Ben rahmet peygamberiyim. Ben azap peygamberi değilim. İşte bizler de madem Hazreti Muhammed Mustafa'yı seviyorsak, madem onu cennette bize şefaat edecek